Bu pazar menemeninde yutkunarak söylüyorum. İçinde sucuk var. Şöyle kahvaltıya oturduk. Şefimiz çok güzel olduğunu iddia etti. Hemen yemeye başlayacağız durmadan. Al bir tane. Herkese afiyet olsun. Pazar sabahından herkese merhaba. Az önce gördüğünüz gibi kahvaltı yaptık. Yine baba menemeni yedik. Okan her seferinde onu değiştiriyor. Bu sefer de içine sucuk koymuştu ve lezzeti mükemmeldi. Yapım aşamasını çekemedim ama ilerleyen haftalarda, günlerde, vloglarda çekeceğim muhakkak. Şimdi ben vloglarda ne dersem tersini yaşamış oluyorum veya tersini yapmış oluyorum. Ani bir kararla birlikte bugün yapmaya karar verdim. Hazır Okan'la Karahan salonda oturuyorken ben böyle hızlıca yapmaya başlayayım. Öncelikle paketlerimizi açalım. İçinden çıkanlar bir adet oksidan mı deniyor ve bir adet de krem boyası. Şöyle daha sonra da zengin saç bakım maskesi var. Boyama sonrası bakım diye geçiyor. Bunu da saçı yıkadıktan sonra sürülüyor. Zaten bir tanesini kullanırım. Ötekini de böyle kaldırırım. Birkaç hafta sonra kullanırım. Merdivenlerin birini de ayıklıyorum bu tarafa. Şöyle benim kendi bir adet fırçam var. Bunu kullanacağım. Aslında böyle bir karıştırma kabında hazırlayıp sürsem sanırım daha kolay mı olur acaba diye düşünüyorum. Yoksa böyle uygulaması daha mı kolay olur? Çok kafam karışık. Bir deney yanına gidelim. Merdivenimi açıyorum. Bir yandan her an Karahan krizi çıkacak diye ödüm kopuyor. Dün gece de uyumadık. 3 gecedir gerçekten çok çok zor geçiyor benim için günler. Onun için de herhalde. Çünkü ağlıyor. Canı yanıyor sanırım. Ufak bir problemimiz de var. İlerleyen videolarda belki bahsederim. Yani şu an bu moddayken bahsetmek istemiyorum. İlerleyen videolarda bahsini yaparım. Şimdi başlayalım. Her birini böyle ölçekleri karışmasın diye kapta karıştırmadığım için her şeyde düşüyor bugün. Şöyle kapağın dışıyla tersiyle boyamı açıyorum. Ben bu aşamaları ezbere bildiğim için yıllar önce çok çok boyardım saçımı. Yani neredeyse haftada 2 defa boyamışlığımı bilirim. O yüzden bu aşamaları artık ezbere biliyorum. Saçıma çok da zarar vermişliğim vardır. Yani görünürde bir yanık, bir kötü görüntüm olmadı hiçbir zaman. Ama haliyle o kadar sık boyamanın da saçıma etkileri olmuştur illaki. Daha sonrasında zaten benim yapmadığım etkiyi sağ olsun kuaförlerim yapmıştır. Çok daha kötüsünü yani. Çünkü benim yaptığım boyalar genelde çok açık tonlar değildi. En maksimum açık ton kızıl denemiştim. Ki kızıl boya da zaten çok zordur. Saçta tutmaz. O yüzden böyle 4-5 defa saçımı açıcı kullanmadan 4-5 defa kızıl paket attığımı biliyorum. Yani kızıl boya yaptığımı biliyorum saçıma. Şimdi bir yandan konuşurken bir yandan şu dibindekileri çıkarmaya çalışıyorum. Bu kadarı yeterlidir. Daha fazla da herhalde çıkmaz. Şöyle kapatıyorum. Güzelce çalkalayacağım. Hatta ters tutup çalkalarsak daha iyi olur. Yerine geçelim. Sizce nasıl iyi olurdu? Şimdi ben bunu böyle yaptım ama bir kasede hazırlayıp fırçayla sürmek daha mı doğru olurdu? Bir bilemedim ama siz bunu izleyince iş işten geçmiş olacak ama yine de hangisi iyi olurdu acaba bilemedim. Bu da artık tamamen çıkmıştır. Yeterli. Şimdi bunu da biraz çalkalayalım. Şimdi ben bunlara birazcık da tatlı badem yağından eklemek istiyordum ama nasıl yapsak? Keşke çalkalamadan önce koysaydım. Neyse sorun yok. Zaten azar azar koyacağım için birkaç damla gelecek şekilde. Yani yapmamam gereken bir şey yaptım. Ama işe yaradı. Yaklaşık her bir kutuya şöyle 6-7 damla kadar koymuş oldum. Yani Okan henüz sürmeye başlamadığını duyarsa gerçekten şaşkınlık geçirir. Çünkü bayağıdır ben burada bununla uğraşıyorum.
Kulaklığımı çıkarmadan süreceğim. Umarım boya olmaz. Şimdi benim saçımın da boyu bu şekilde ve şu an bir süredir bayağı bir kuru. Acilen bir saç maskesi almayı planlıyorum. Çünkü aldığım sanırım saç kremim şöyle boya koruyucu bir kremmiş. Yani saçı koruma özelliği çok yok ve benim bayıldığım bir marka aslında. Durumdan memnunum ama sadece dediğim gibi çok fazla bir koruyuculuğu olmadığını fark ettim. Burada bunu açar açmaz dökülmeye başladı. Çalkaladığım için. O yüzden hızlıca eldivenimi takıyorum. Şöyle kollarımızı sıvayalım. Şimdi boyamayı nasıl yapıyoruz? Şöyle ben saçımı bu şekilde ortadan ayırıyorum. Daha sonra belli kısımları bir göstereceğim. Daha sonra hızlandırma şey. Boya uca gelmedi. Şöyle üç çizgi halinde en ortaya iki köşeye gelecek şekilde sürüyorum. Önce ortadakini yediriyorum bu şekilde. Sonra da yandakileri. Böylelikle saçı birazdan ayırdığım zaman şu üst kısımlar alta geleceği için boyayı her halükarda yemiş olacak. Yani umarım ortaya güzel bir sonuç çıkar. Sonra hemen yanından ister sağından ister solundan ayırıyorum ve tekrar şöyle ortasına ve iki yanına çizgiler çekiyorum. Bunu yan koyacağım çünkü yoksa boya dönüyor eski yerine. Aldığım tutam yaklaşık olarak 1 santim yana oluyor. Birazcık hızlansam iyi olacak. Şöyle şu ön uçlara da değdirmeye çalışıyorum. Normalde bir yöntem var. Ben söylemiş olayım. Böyle siz ilk defa boya yapıyorsanız veya yapan kişi ilk defa yapıyorsa yani ya da hep yapıyorsanız saçlarınızın önüne çok geliyorsa boya, şöyle şu kısmına, alın kısmına vazelin sürüyorsunuz. Ama tabii ki saç köklerine, diplerine değdirmeden. Çünkü oraya değerse bu sefer boyayı tutmayacaktır. Orayı sürdükten sonra bu sayede deri yani yüzünüz boyayı tutmayacaktır. Ve işlem bittikten sonra kolayca çıkacaktır. Kimisi böyle ıslak mendille uğraşıp çıkarıyor. Ama yine de o altta azıcık bir boya kalıyor. Çünkü biz saçı boyarken yaklaşık olarak bir 15-20 dakika sürüyor bu boyama işlemi. Haliyle de ilk diplerden başlandığı için böyle bir durum söz konusu oluyor. Mesela şu an benim yaptığım gibi birazcık yüzüme doğru almış oldum boyadan. Şöyle bir şey belirtmişler burada. Saç diplerine uygulayın ve 35-40 dakika kadar bekletin. Kalan karışımı da saçın geri kalanına uygulayın. 5-10 dakika kadar daha bekletin diye belirtmişler. Yani sanırım saç diplerine öncelikli olarak sürüldüğünde bir yaklaşık 35-40 dakika sonra geri kalanına uygulamamızı öneriyor. Yani ben buna şaşırdım doğrusu. Çünkü ben böyle bir şey hiçbir zaman uygulamadım. Ama yapsam mı diye düşünmüyor değilim. Çünkü demek ki yani bir bildikleri vardır. Hem ara vermiş olurum ben de. Ama ben 35 dakika kadar beklemem yani. Çünkü 35-40 dakika zaten boyanın artık bitmiş olması demek. Belki bu markadaki süre daha uzundur bilemeyeceğim ama. Çünkü ben geçen sefer yaklaşık 30-35 dakika sonra yıkamıştım ve beyazlarımı çok iyi kapattığını söyleyemem. Ama yine akılsız başın derdi deyip tekrar gidip aynı markadan aynı boyayı almış olmam. Bu sefer daha uzun tutarım ve daha düzgün sürerim diye düşündüm. Ama yaklaşık olarak böyle 25-30 dakika bekleyeyim ben en iyisi. Daha sonra saçın kalanına süreyim. Daha sonra da 45-50 dakika totalde yani. Hani boya bittikten sonra değil. Mesela ben videoyu başlattığımdan beri süreye bakacağım. Çünkü o süre de önemli. Yaklaşık ben 25-30 dakikadır
saçımı boyuyorum. Boya saça işledi aslında. O yüzden bunu da hesaplamakta fayda var. Şöyle dokunma. Elim hızlıdır ama ya. Böyle çok yavaş olduğunu düşünmüyorum. Birazdan içeri gidip aslında henüz sadece büklerimi boyadım. Birazdan da gidip kalanını boyayacağım dersen olay çıkar. İkisi de beni bırakmazlar. O yüzden burada mı zaman geçirsem? Sizinle sohbet etsem? Ne dersiniz? Şimdi en zoru arka kısım. Onu da birazdan nasıl yaptığını göstereceğim size. Biraz kulağımın arkasına kaçsa da şu an. Çünkü benim bu kulağımın arkasında çok saç yok. Oradan bir operasyon geçirdiğim için. Benim burun ameliyatım yapıldığı zaman kırık olduğu için. Şuradaki kıkırdakta büyük bir zedelenme olduğu için doktorum onu toparlayamadıklarını ve o şekilde kapatırlarsa burnumun çok fazla estetik görünmeyeceğini, olduğundan çok daha küçük görüneceğini. Ayrıca da ilerleyen sürelerde burun düşmesi denilen bir olay var. Yani burun yapısı böyle birazcık, üstüme döktüm bu arada. Birazcık güzel ve estetik görünmüyor. Burunun ucu böyle aşağı doğru sarkıyor. Bu yüzden de ameliyat anında böyle bir karar almışlar. Zaten böyle ihtimal aslında hep varmış da benim bundan haberim yoktu. Bana birazcık sürpriz oldu bu durum. Ben ameliyattan çıktıktan sonra öğrenmiştim. Yani bonumu da sizinle paylaşmış oldum. Şimdi böyle boyanın gelmediğini bildiğim bölgeden, yani tam tepemden saçımı öne doğru çekiyorum. Ve aslında size yardımcı olacak biri varsa onun sürmesi daha doğru olur. Ama ben şimdi Okan'ı çağırırsam pimpirikli böyle yavaş yavaş yapacak. Şöyle oldu, böyle oldu diyecek. Ben en iyisi hızlı hızlı yıllardan beridir kendim nasıl yapıyorsam öyle yapacağım. Şimdi bir set daha alacağım. Yani şöyle bir yarım ay çizer gibi alıyorum. Benim sanırım zaten arka kısımlarda beyazlarım çok yok. Ama şu an zaten beyaz değil de, beyaz kapama değil de komple saç boyası yaptığım için diplerine muhakkak sürmem lazım. Ürkütücü görüntü için kusura bakmayın. Yani neredeyse bir tüp sırf diplere gitti diyebilirim. Kalan tüpü de saçın kalanına süreriz. Umarım da iki tüp yeter. Yani benim saçımdaki uzunluktaki bir saça belki de 3 tüp anca yeterdi ama bahsettiğim gibi benim saçlarımda çok ciddi dökülme olduğu için ve çok çok azaldığı için şimdi dip boyası bu şekilde. Ben en iyisi içeri gidip saçıma şöyle tokamı almam gerekiyor. Tokamı alayım, yaklaşık bir dakika. Şu an tam 20 dakika geçmiş, videoyu başlatalım. 5 veya 10 dakika daha bekleyip saçın geri kalanına boyamı süreceğim. Ben geldim. Şimdi saçın kalanına süreceğiz. Bu arada benim şurama boya akmıştı. Onu sildiğimi zannetmiştim ama silememişim. Şu an boya çok koyu görünmeye başladı gözüme. Yani şu diplerdeki bayağı bir koyu geldi gözüme. Neyse biz işlemeye devam edelim. Umarım pişmanlık olmaz. Şu uçlardaki rengi görüyorsunuz. Bayağı bir açık. Şu şekilde. Şimdi ben diplere birazcık saçma ve yanlış da olabilir bir uygulama yapacağım. Böyle bildiğiniz karma çorma bir boyama yapıyorum. Çünkü en sonunda her yerinden geçeceğim için. O yüzden böyle garip bir boyama şekli yapıyorum. Şöyle sürmeye devam. Gerçekten bu tüpten boya çıkana kadar insan bir cinnet anı yaşıyor. Ya da ben çok sinirliyim, sabırsızım şu anda. Uzun bir süredir boyama yapmadığım için şu an böyle bir tahammülsüzlüğüm söz konusu.
Bu şekilde fırçayla güzelce güzelce yediriyorum. Sonra mesela burayı indiriyorum böyle. Aralara sürüyorum. Yani kontrollü bir şekilde boyuyorum aslında diyebiliriz. O yüzden muhakkak ama muhakkak saçımın her yeri boya almış oluyor. Şimdi böyle bir saç maskesi sürercesine saçlarıma boyadan sürüyorum. Burada saç temizken mi boyanır, kirliyken mi boyanır diye bir bilgi vardır ya. Hatta herkes kirliyken boyanmalı diye söyler böyle. Ama bu işin aslında şöyle. Saç çok temizken yıkanmaz, boyanmaz. Çünkü bunun da sebebi mesela saçta genel geçer bir kural olduğu için. Mesela saçınızı yıkadınız, demlilik var. Saça temizken boya sürerseniz o saç zaten onu yemez. Hatta uzun saçlar özellikle bu durumu fark eder. Saçlar yıkandığı zaman genelde böyle yarına kadar o saçı istediğiniz kadar kurutun. Bir gün sonraya kadar o saçta nem her zaman kalır. Aslında sanırım bundan kaynaklı kirli saça boya daha tutar denilir. Yani aslında kirli saçtan kasıt böyle bir hafta 3-4 gündür yıkamamış bir saç değil. Sadece üzerinden en az böyle bir gün geçmiş bir saçtır. Çok kirli saçın da ben boya tutacağını zannetmiyorum. Ya o kadar bekleten var mıdır bilmiyorum ama yani yaklaşık böyle kuru bir saçınız dahi olsa, kuru bir saçınız dahi olsa yaklaşık bir saçı 3 gün mesela yıkamadıysanız o boyanın çok da doğru tutacağını ben düşünmüyorum. Ben şahsen uygulamam. Bu arada ben saçını bekletenlerdenim aslında yıkamayı. Yani şöyle mesela her gün duşa giriyorum ama her gün duşumu alıyorum ama her gün saçımı yıkamıyorum. Çünkü benim saçım çok ciddi manada kuru. Boya anında gördünüz zaten. Çok kuru olduğu için. Bu arada sizinle konuşurken bir yandan şöyle fırça darbeleriyle saçımı açıp açıp boyuyorum. Tararcasına. Çünkü el işi güzel de yaparsam bu sefer saçım birbirine dolanır. Yani ben saçımı 2 güne bir yıkıyorum. Her gün duşumu alıyorum. Ama saçımı 2 güne bir yıkıyorum. Şöyle yaptık. Tüpte hala bir sürü boyamız var. Şöyle arka kısımlara da boyuyoruz. Karahanda kapının önünde. Sesini duyuyorum. Son aşamayla birlikte yanılmıyorsam bir artık 40 dakikayı buldu. Ben bir böyle 5 dakika kadar bekleyeceğim. 5-10 dakika kadar. Sonra da yıkamaya gireceğim. Saçımı önce suyla bolca bolca durulayacağım. Şampuan uygulamayacağım. Sadece durulama tamamen bittikten sonra da şu saç kremini uygulayacağım. Yanılmıyorsam 5-10 dakika kadar bekletip saçımı yıkayacağım ve yumuşacık olacak. Son halini size tekrar gösteriyor olurum. Evet, saçımı kuruttum. Güzelce düzleştirdim. Makyajımı da yaptım. Çünkü hazırlanmam lazımdı evden çıkmak için. Şöyle saçımın da rengini, tonunu gösterebildiğim kadar göstereyim. Bu şekilde oldu. Böyle. Şöyle boydan da bu şekilde oldu. Benim içime çok sindi. Beyazları da güzel kapatmışım. Uzun bir süre beni böyle idare eder. İçeride giydiklerimi göstereyim. Daha sonra da Okan'ı bekliyorum. Bir yandan da edit yapmaya çalışıyorum. Buradaki iğne izinden kalma morartım da geçmedi ve daha da büyük duruyor. Şu boynumda da birkaç tane var. Artık bir önce geçsinler çünkü gözüme hiç hoş gelmemeye başladı. Şöyle bir adet mavinin jean pantolonu vardı. Ben de bayağı uzun yıllar önce aldım. Üstümdeki de yine yanılmıyorsam Mango'nun bluzuydu. Şöyle siyah kayık yaka mı deniyor? Biraz kayık yaka. Çok güzel ve penye, ince ama çok da üşütmeyen bir şey. Şu küpeme de uzun zaman oldu. Aldım ama hiç takmadım. Burada aynamı yeni sildim ama bayağı böyle bir tozlu geldi. Şu an gözüme herhalde iz yapmışım.
Videolarım edit derken şunu fark ettim. Hep Jerfin Tight'ı sanki böyle sponsor ürünü gibi bahsedip durmuşum ve kendimi tekrarlamışım. Kulağa baya bir komik gelmiş. O yüzden de uzun bir süre ondan uzak kalayım diyorum. Ne kadar kalabilirsem artık. Üst komşu sağ olsun yine döktürüyor seslerle. Saçım da boyuna aynada bakıp duruyorum. Baya bir hoşuma gitti bu boy. Bir süredir yine görmedim bu denli saçımı. Okan gelmek üzeredir. Bir kahve içmiştik beraber ama ben şu an tekrar böyle bir kahve yapasım var kendime. Normalde de kuralımdır. Yani kesinlikle Türk kahvesi günde bir tane içiyorum. Fazla içmiyorum. Bir rahatsızlığım yok ama çok eskiden bir çarpıntı yapardı bende. O yüzden hep böyle kendimi şartlamıştım. Bir kahve içilir diye günlük. Ama şu an bayağı bir canım kahve çekti ve veya Nescafe vardı. Belki onu yaparım. Çünkü video editlemeye de devam edeceğim. Önden hazırlanmak istedim. Okan gelirse stres yaşamayayım, direkt hazır bekleyeyim diye. Şimdi video editine döneceğim. Karan da uyuyor çok şükür. Yani gece kurdu uyumadı ama gündüz uykusunda şu an beni rahat rahat hazırlanacağım şekilde rahat bıraktı. Ben editine döneyim, daha sonra görüşürüz. Bobiş sonunda geldi. Biz de iniyoruz şimdi. Karan patladı evde, patladı. Sonunda çıkıyoruz annem bak. Patladı Karahan evde. Geldik. Tüt tüt. Ben de Muhammed'in kargosunu aldım. Bay bay yap. Dik yalla. Karan bay bay. Yalla. Akışla. Hadi baba. Yeni bir günden herkese selam. Biz şimdi Karahan'la parka gidelim dedik. Evde çok sıkıldı. O yüzden onu bir parka götüreyim dedim. Çok eskiden hamilelik döneminde karnımdayken yine baya giderdik. Bir karşı komşuma da teklif ettim. Onda bir bebişi var. Beraber gidelim mi diye. O biraz hava serin dedi. Aslında bence hava gayet güzel bugün ama şimdi bebişi belki çıkmak istemiyordur. Huysuzdur bilemeyeceğim. O yüzden biz duramayacağız evde. Hemen gidelim. Şöyle de bir kamerayı açıp size selam vermek istedik. Selam işte. Aferin sana. Kurutmalık da burada. Çünkü birazdan çamaşırlar bitecek. Onları sereceğim. Anne gelmek istemiyor musun yoksa parka? Gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi bay bay gidiyoruz. Bay bay. Hoppa bak. Aa. Geçenlerde de bir tane bizim böyle fazla arabamız çıktı. Bebek arabası. O da sanırım yeğenlerimden kalma. Evi boşaltırken bulduk. Birazcık böyle kız bebe şeysi. Kırmızı ama en azından işimizi görür diye düşündüm. Şu an için ekstra bir almaya gerek yok. En azından böyle evin içinde dursun. Şöyle parka falan giderken, çünkü bizim buralar biraz yollar kötü bu aralar. Çok fazla inşaat var. Böyle yeni bir arabayı buralarda ziyan etmenin lüzumu yok. Arabadaki bizim bebek arabamız da zaten full arabada. Onu oradan çıkarmanın hiç lüzumu yok. Tabii. O yüzden dedim ki ben de o zaman bu arabayla parka gideriz. Değil mi anneciğim? Şöyle Karahan'a da kalın bere takacağım çünkü. Gel annişim gel. Niye böyle yapıyorsun? Çok garip şeyler yapıyorsun. Gel gideceğiz hadi. İki kat bere takacağım. Çünkü... Hadi gel gidelim annem. Ama kaçıp duruyorsun. Böyle gidemeyiz. Düdüt. Ah. Dur kamera da senin dur. Hadi gidelim. Anneciğim. Çocuğum. Bir tane yanımıza battaniye. Bir de biberonunu alacağız. Başka da bir şeye gerek yok. Çantasını almayacağım. Hadi
kalk. Tipimizi şöyle göstereyim. Bu tulumun içine hala sığıyor. 9 aylık bir tulum aslında. Artık son demleri diye giysin ve çıkalım evden. Hadi. Biz çıkıyoruz. Hadi bakalım. Yüzümdeki de şu asla geçmek bilmedi. Görüntüm bayağı kötü. Şu an böyle bir makyajsız bitik bir haldeyim ve 4 gün uykusuzluğundan dolayı da 1 kilo vermişim. Yaklaşık 1,5 kilo yakın kilo gitmiş. Bir de pozitif tarafından bakalım. Şurada şöyle halı sahanın karşısına oturduk. Birazcık çocuklar izlesin, futbolu izlesin. Hava biraz soğuk ama yani dışarı çıkmayacağız anlamına gelmiyor. Değil mi annem? Sevdin mi dışarıyı? Güzel mi? Ha? Mutlu musun? Mutlu gördüm seni. Biraz da salıncakta sallanalım mı? Karan, ister misin? Salıncakta sallanacak mısın? Girişini yerim. Hadi bakalım. Şöyle bir park var burada. Bu tarafta da futbol sahası var. Şimdi Karan'a bir salıncakta sallamayı deneyeceğim. Çok hoşuna gitti. Annem ama kaymak üzeresin. Hoppa. Hoppa. Güzel mi? Hoppa. Seviyor mu? Korkuyor mu? Çözemedim ama. Annem. Yan duruyorsun ama sen. Ya yan duruyor ya kendini salıyor böyle aşağı doğru. Hoppa. Karahan. Salıncak maceramız da bu kadardı. Biz artık gidelim. Çünkü yanaklar soğuktan kızarmaya başladı. Gider gitmez belki ılık bir duş veya tertemiz sileceğim onu. Daha sonra da yüzüne kremlerini süreceğim. Belki de uyur. Gidelim mi anneciğim? Bay bay gidelim mi? Şöyle size evin çevresini de göstermek istiyorum. Yani kaldırımlar şu şekilde. Şuradan arabayla geçmeye kalksam imkansız. Çünkü araba sığmayacak. O yüzden mecburen yoldan gidiyorum. Yani tamam ağaçlandırma güzel bir şey ama yani yapılandırma diye de bir şey var. Maalesef bu şekilde olduğu için buradan geçmek imkansız. Burada da ufak bir park var. Ben şöyle gidiyoruz. Şu karşıdan da yavru bir köpüş geliyor. Burada da kara kara. Etrafta şöyle full inşaat alanı. O yüzden birazcık aşağı inmeye çekiniyorum normalde. Evimize de geldik. Şimdi arabanın tekerlerini silmektense böyle içlerine bir poşeti bağlayıp öyle sokacağım içeri. Hmm.